Aydın. Söyle Abdülkadir. Pakize ablası Efsun'a haber yolladı. İzdivaç teklifimi kabul etmiş. Öyle mi? Ama sen buna hiç sevinmiş görünmüyorsun. Bilakis. Gayet mesutum. Halinde bir heyecan, gözlerinde bir pırıltı, yüzünde bir tebessüm yok. Hatta ben Pakize'ye karşı içinde sevgi kırıntısı bile olduğundan emin değilim. Sen gerçekten istiyor musun bu evliliği? İstiyorum validem. Hem de hemen. Mümkünse Naime'nin düğünüyle birlikte yapalım bizimkinde. Evladım bu kadar acelen nedir? Benim Pakize ile izdivacın konusunda çok ciddi tereddütlerim var Abdülkadir. Daha benim aklımda bile yokken Pakize'yi siz layık görmemiş miydiniz bana? Şimdiki tereddütlerinizi anlayamıyorum. Sen söyledin ya işte, aklında bile yoktu. Sonra nasıl birdenbire bu kadar alelacele evlenmek istediğin bir kız haline geldi anlamıyorum. Bunun Sabahattin'le bir alakası var mı? Bak eğer bu izdivaç isteğinin Sabahattin'le olan husumetinle bir alakası varsa... Sabahattin'le hiçbir alakası yok validem. Size söylemiştim, Sabahattin diye birisi yok. Ben Pakize'yi beğeniyorum ve hemen evlenmek istiyorum. O da teklifimin kabul ettiğine göre artık konuşacak bir şeyimiz yok sanırım. Sabahattin Efendi. Ne işiniz var sizin burada? Pakize ile konuşmam lazım. Siz yeterince konuştunuz. Daha fazlasına lüzum yok. Bakın, izin verin. Hatamı telafi edeyim. Ona çok çirkin sözler sarf ettim, biliyorum. Bırakın özür dileyim. Bu saatte münasip olmaz. Başka vakit gelirsiniz. Bekleyecek bir dakikam bile yok benim. Eğer izin vermezseniz bütün sokağı ayağa kaldırırım. Yemin ederim. Yaparım. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Şehzade bu yaptığınızı duyarsa neler oldu biliyor musunuz? Umurumda bile değil. Benim umurumda ama. Şehzade veya bir başkasının hakkımda yakışıksız tek bir kelime etmesine müsaade etmem ben. Namusuma, onuruma laf söyletmem. Siz bunu yaptınız. Ben çok özür dilerim. Sizi öyle Abdülkadir'le arabadan inerken görünce ben sandım ki... Sandığınız şey şu anda gerçek. Ve kapımda bir gün değil, bir ömür de bekleseniz bu gerçeği değiştiremeyeceksiniz. O yüzden şimdi bana ve kendinize bir iyilik yapıp gidin buradan. Onun tek derdi benim. Bana olan kinliğinden seninle evlenmek istiyor. Seni sevmiyor. Hiç. Ne zaman da sevmeyecek. Seni sevmeyecek. Kızgınlığından böyle söylüyor. Endişe etme. Sen en doğru olanı yaptın. İnşallah abla.